Herkese merhaba Nefis Satar Durağan'a kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır enfes bir börek tarifi hazırladım. Tüm detaylarını paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2,5 su bardağı su ilave ettim. Tarifim için toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Onu lütfen kontrolü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Öncelikle spatula ile hamur ağırlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet artık spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Yoğurma kasesi tertemiz olana kadar, hamur sakız kıvamına gelene kadar yoğuralım. İçerisine maya eklemedim, kabartma tozu eklemedim. Sadece un, su, tuz ile çıtır çıtır börekler elde edeceğiz. Bunun için de hamurunu oldukça uzun süre yoğurmamız gerekiyor. Yoğurma işlemini tamamladım. Şimdi hamurumu masanın üzerine alıyorum. Biraz daha şöyle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar toparladıktan sonra altına ve üstüne çok az miktarda un serpeceğim ve toplamda 10 eşit parçaya bölüyorum. Evet şimdi yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada yine kanalıma abone değilseniz abone olmayı Beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra servis tabağına çok az miktarda un serpiştirdim. Bezeleri servis tabağının içerisine aldım. Üzerini poşetle kapatıyorum ve 15 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Küçük boy tatlı tabağı ev atında bezelerin hepsini açalım. Açarken de çok az miktarda undan yardım alalım oklavaya ve masaya yapışmaması için. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki oklavayı değdirmeden kendiliğinden açılıyor. Bu işlemi dilerseniz merdane ile de yapabilirsiniz. 10 tane bezenin tümünü de açtım. 150 gram erittiğim tereyağının içerisine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Borcamın tabanına şöyle 1-2 kaşık eritmiş olduğum tereyağından döküyorum. Açtığım bezeleri üst üste alacağım. Her katına bol miktarda tereyağı sürüyorum. Evet yağlama işlemini tamamladım. Kıyısına köşesine her tarafına gelecek şekilde yağdan sürüyorum. Tekrar poşetin içerisine alıyorum. Burada streç film kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hava almaması yeterli olacaktır. Ortalama 20 dakika boyunca dinlendireceğim. İç harcı için lor peyniri ve maydanoz kullandım. Sizler yine burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. 20 dakikanın ardından bezeleri açma işlemine geçtim. Borcamın tabanından çok az miktarda yağ aldım ve masanın üzerine sürdüm. İlk bezeyi açıyorum. Sadece parmak uçlarımla üzerine bası uygulayarak hafiften çekiştiriyorum. Evet şimdi havalandırarak açma işlemine geçtim. Bezenin ucundan tutuyorum. Havalandırarak esneterek bezeyi büyütmeye devam ediyorum. O kadar kolay ki saniyeler içerisinde bezeyi açmış olacaksınız. Yırtılabilir, parçalanabilir, hiç önemli değil. Ne kadar büyük açarsanız börekleriniz o kadar çıtır çıtır olacaktır. Evet, yeteri kadar bezeyi büyüttüm. Şimdi iki kenarını içe doğru katlıyorum. Son bir kez daha katladıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum eşit olacak şekilde parçalar haline getirdim. Bir bezeden iki tane börek elde etmiş olacağız. Uç kısmına hazırladığım iç harcından ekliyorum. Ve çekiştirerek sarmaya devam ediyorum. Böreğin şeklini vermiş oluyoruz. Hazırladığım tüm börekleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Burada üzerini kapatmayı ihmal etmeyelim. Aksi takdirde börekler kuruyabilir. Evet ikinci bezeyi de açma işlemine devam ediyorum. Sizlere bir daha şöyle yakından göstermek istedim. Öncelikle elimle hafiften çekiştirerek genişlettim. Ardından bezeyi havalandırarak açmaya devam ediyorum. Evet. Bu börek çıtırlıkta son nokta diyebilirim. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Hatta fazla fazla yapıp bozduğunuzda da muhafaza edebileceğiniz muhteşem bir tarif. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet ikinci bezeyi de hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi ortadan ikiye kestikten sonra uç kısmına bol miktarda iç harcından ekleyeceğim ve rulo şeklinde sarıyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim böreklerin tümünü hazırladım. Aralık bırakarak tepsiye dizdim. Lütfen kabarma payı bırakmayı unutmayalım. Bir adet yumurta sarısını güzelce çırpıyorum ve böreklerin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerini kavrulmamış susam ile süsleyeceğim. Sizler dilerseniz çörek otuyla da süsleyebilirsiniz. Sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet şimdi börekleri fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişiriyorum. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Börekler ortalama 35 dakika içerisinde pişti ve fırından aldım. Şimdi bir de çıtırlığını ve iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Tek kelimeyle enfes oldu diyebilirim. Çıtırlığını ve iç dokusunu sizlerde görüyorsunuz. Dışı çıtır çıtır, içerisi tel tel ayrılıyor. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.